Hazreti Süleyman Camisi'nin tam önündeyiz. Burası sur içinde, Diyarbakır'da. Dicle Nehri'nin hemen yanı başındayız. Burası son dönemde restore edildikten sonra çok sayıda turisti ağırlayan bir yer. Tam önümüzde duran ise Hazreti Süleyman Camii olarak adlandırılan tarihi yapı. İsmini şehrin İslam orduları tarafından fethi esnasında Halid bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman'dan, sahabe Süleyman'dan alıyor. Süleyman'la birlikte 27 sahabenin burada mezarı var. O yüzden yanı başında meşet denilen alan var. Yani şehitlik denilen alan var. Ve burası çok sayıda turisti ağırlıyor her gün. Özellikle Diyarbakır'ın inanç turizminde önemli bir yeri var. Diyarbakır peygamberler şehri deniliyor. Diyarbakır'a sahabiler şehri deniliyor ve en çok sahabinin şehit olduğu, mezarının bulunduğu yer ise burası. Hemen yanı başında ise Diyarbakır Müzesi ve diğer sur içerisindeki tarihi yerler yer alıyor. Diyarbakır'ın fethi bilindiği gibi 639 yılında Hazreti Ömer zamanında, Peygamber Efendimiz'den 7 yıl sonra fethediliyor Diyarbakır. Yani İslam orduları ta Anadolu'ya 7 yıl içerisinde gelmiş bulunuyorlar. Suriye'yi, Irak'ı fethettikten sonra İran'la birlikte aynı dönemde Anadolu işlerine doğru da İslam orduları ilerliyor ve burayı fethettiklerinde Hazreti Süleyman burada şehit oluyor. Onun şehitlik hikayesi ise şöyle: surları bir türlü aşamayan İslam orduları bir gün burada komutanın çadırındaki bir köpeği takip ediyorlar. Köpek her gün Ramazan ayında sahur yemeğini komutanın alıp surların içerisindeki yer alan yuvasındaki yavrularına, eniklerine götürdüğünü fark ediyorlar. Ve onu takip edip içeri girebileceklerini düşünüyorlar. Halid bin Velid'in oğlu Süleyman ve diğer sahabiler ise gönüllü olarak bu tünelden, bu yerden girebileceklerini söylüyorlar ve içeri gönüllü olarak girip surlardan diğer ordunun askerlerinin girmesini sağlıyorlar. Bu esnasında çıkan çatışmada şehit oluyorlar ve buraya fetihten sonra buraya defnediliyorlar. Daha sonra Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra İnaloğulları burada cami yaptırıyor ve meşeti yani şehitliği, mezarlığı düzeltiyor. Bu bakımdan burası çok sayıda şehitin yer aldığı bir yer. Ve Osmanlı döneminde de burasına tekrar yeni eserler ekleniyor. Özellikle 4. Murat döneminde ve depremlerde ve yangınlarda şehirle birlikte zarar gördüğü durumlarda her defasında bu mekan yenilenmiş oluyor. En son yaklaşık 10 yıl önce burada büyük bir restorasyon vardı. Günümüzde ise tamamen restorasyon bitmiş. Şimdiki göreceğiniz gibi yanına da Diyarbakır Müzesi ve şu an sol tarafta göreceğiniz Artuklulardan kalma höyük, yani saray yer alıyor. Onun dışında Diyarbakır'da sur içerisinde çok sayıda türbe, mescit, daha önceki dönemlerden kilise yer alıyor. Ulu Cami'nin de bulunduğu tarihi sur içi bu gördüğünüz surların arkasında yer alıyor. Bura Diyarbakır surları ve günün her saati çok sayıda ziyaretçi, misafiri ağırlıyor. Bölgede ritim müziği, yani def gibi vurmalı çalgılar yaygın olduğu için bu kutsal mekanın etrafında def çalıp ilahi söyleyen, ileride de gördüğümüz gibi kişilere ulaşabiliyoruz. Def, erbani ya da bendir tarzı çeşitli vurmalı çalgılarla Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler söyleyen insanları buralarda görebiliyoruz. Buralara ayrı bir renk katmış oluyorlar. Şu an surların bittiği yerin altında gördüğünüz uzakta ise Hevsel bahçeleri, yani Dicle Nehri akıyor. Dicle Nehri'nin iki tarafında ise Diyarbakır'ın bereketli toprakları, arazisi olan, UNESCO dünya listesine girmiş olan Hevsel bahçeleri. Daha ileride ise görünebiliyor mu? Daha ileride ise Dicle Üniversitesi yer alıyor. Bu caminin bulunduğu yer Dicle Üniversitesi. Diyarbakır'ın en önemli eğitim kurumlarından, bölgenin, hatta Türkiye'nin
en önemli eğitim kurumlarından olan Dicle Üniversitesi çok geniş bir alanda ve tarihi surlara bakan yüzüyle eğitimine eğitim vermeye devam ediyor. Thank you.